Tarım ve hayvancılığın başkenti, aynı zamanda sanayinin Türkiye'de lideri olan Konya'da tarım fuarındayız efendim. Yanımızda çok değerli, kıymetli bir kardeşimiz var. Türkiye'nin alet, ekipmanda nabzını tutan Türkiye'nin lideri, firmanın sahibi. Kendisini tanıyacağız, fuarımızı değerlendireceğiz ve Çelik El adına, Bal tadına bir sohbet olacak efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kendimi tanıtayım istiyorsanız, evet. Sizin de dediğiniz gibi. İsmim Ersin Türkmen. Çelik El Tarım Makineleri firmasında iş geliştirme müdürlüğü görevinde bulunuyorum. Firmamızı da ufak bahsedecek olursak, bir aile firması Çelik El. Şu an 4. kuşağın yönetimde bulunduğu, 1962 yılında merhum Muhsin Türkmen tarafından kurulan bir firma. Halihazırda 75 ülkeye ihracat yapan ve Türkiye'nin her noktasında satış ağı bulunan köklü bir firma. Hayvancılık ekipmanları üreten ama üretimine ilk başta toprak işleme ekipmanlarıyla başlayan bir firma. Fakat gün geçtikçe yeni ürünler ilave eden, gün geçtikçe yenilikler yapan güçlü bir firma diyebilirim Çelik El için. Şimdi gönüllerde taht kurmuş firma. Ben de öyle diyeyim, benim de hayranlığım var. Çok sağ olun. Tabii ki adım adım. Ama şunu söyleyeceğim, buradan Bekir Bey'e de selam olsun. Aleyküm. Başarı asla tesadüf değildir. Kesinlikle. Başarmak için azmetmek lazım. Sadece azmetmek yetmez. Çalışmak lazım. Çalışmak da bir yere kadar yeterli oluyor ama onu söylediğiniz söylemlerin altını da doldurmanız lazım. Ekibinizin aynı ruhu taşıması lazım. Onun dışında biraz da zaman lazım. Çünkü her şey birden istemekle olmuyor. O yüzden 62'den beri gelen bir kurum kültürü var. 62'den bu yana gelen emek var. 4 neslin emeği var. Yüzlerce çalışan, bunun dışında bir sürü iş yaptığımız partnerlerimiz, ortaklarımız, tabii hiç emeklerini yadsıyamayacağımız kullanıcılarımız, çiftçilerimiz, onların bize kattıkları zaten bizim en büyük kazancımız. Kendileri kullandıkları ürünle alakalı gelişmelerdeki en büyük destekçilerimiz bizim mühendislerimizden önce çiftçilerimizdir. Yani bize tabiri caizse bu işin nasıl yapılacağını öğreten kişiler çiftçilerdir. Onlara minnettarlığımı sizin aracınızla tekrar iletmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sektörde yeriniz büyük, hizmetiniz büyük. Gönüllerde taht kurmuşsunuz. Pek çok çiftçinin işletmesinde olmazsa olmaz hayalini kurduğu ekipmanlara sahipsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Peki fuarı nasıl değerlendireceksiniz? Fuarla alakalı şöyle bir ufak serzenişte bulunayım. Çünkü Konya Tarım Fuarı bilindiği üzere 16. sını düzenliyor bu yıl. Biz başından beri bu fuara katılan, destek veren, tabiri caizse çadırın altındayken bile burada şov yapmaya çalışan, ürünlerini göstermeye çalışan bir firma olarak yıllardır serzenişte bulunuyoruz. Bu fuara daha fazla hol ekleyin. Bizim yeniliklerimiz var, gösteremiyoruz, yer yetmiyor. Dışarıda bir sürü firma var, girmek için azmediyorlar ama yer yok. Kapasite sınırlı. Ve defaten söyledik, yer büyümezse bu fuarın trendi gitgide düşecek. Nitekim bu yıl benim gördüğüm o ki ziyaretçi sayısında bir azalma var. Bunun da altında yatan sebep, her yıl gelenler aynı firmaları görüyor ve dedikleri şu, yani bir değişik yok, gene aynı, gitsem ne değişecek mantığında her yıl düşe düşe geldi. Benim temennim odur ki önümüzdeki yıl birkaç salon en azından ilave edip, daha sonraki yıl birkaç daha salon daha ilave ederek bu fuarı uluslararası bir düzeyde, uluslararası katılımcıların da burada boy gösterebileceği bir platforma dönüştürmek bu fuarı ölümsüz kılacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ziraat Tarım Market ailesiyle aynı yolda yürüyorsunuz. Evet. Çözüm ortaklarından birisisiniz. Ziraat Tarım Market hakkında ne düşünüyorsunuz? Ziraat Tarım Market bence şu an hiç keşfedilmemiş bir alana yoğunlaşmış bir kurum, kuruluş. Bu bağlamda ben Muhammed Bey'i şahsına tebrik etmek istiyorum. Çünkü müthiş bir enerjisi var, müthiş bir azmi var. Yani biliyorsunuz bazı şeyler azmetmekle olmuyor, bazı şeylere kendini adamak lazım. Ben Muhammed Bey'i kendini bu işe adamış gibi görüyorum. Hakikaten bize getirdiği ziyaretçileri, şu fuardaki enerjisi ve yaptığı tüm aktivitelerle
Muhammed Bey bu işi başarmak istiyor. Ben yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Ve lafımın başında söylediğim gibi keşfedilmemiş bir alanda da faaliyet gösterdiği için başaracağına yürekten inanıyorum. Gerçek ihtiyaç olan bir köprüyü kurmuş diyelim, değil mi? Güzel bir köprü kurmuş. Kesinlikle. Yani ziraat odaları yıllardır zaten faal olan, üyeleri olan kuruluşlar. Neden bu odalar aracılığıyla bir çiftçiye ulaşılmasın? Ziraat Tarım Market bu bağlamda hakikaten olması gereken, eksik olan bir basamağı tamamlamış görünüyor. Temennim odur ki muvaffak olur, güzel yerlere gider. Ve geçenlerde Muhammed Bey yine bizim fabrikamıza bir ziyarette bulundu. Anladığım kadarıyla yurt dışına yönelik de faaliyetler başlıyor. Evet. Bu fuar bunun ilk adımıydı gördüğüm kadarıyla. Orada da bu kadar büyük, geniş bir ürün grubuyla yurt dışında da önünün açık olduğunu düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur diyorum Zirai Market için de bizler için de. Evet. Zirai Tarım Market için de bizim için de. Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel bilgiler verdiniz. Evet. Sizlerin de efendim başarısı daim olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bol bereketli yıl olsun hem üreticimize, yani tarlada, sahada üretenimize, hem de efendim alnının terini ekipmana damlatarak üreten siz değerli firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, ben teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Sağ olun.